Herkese merhaba arkadaşlar. Retro'un da soruyoruz serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün karşımızda Bielsa yani namı değer Can var. Can kendini kardeşim bize bir kısadan bir tanıtabilir misin ya? Sen nesin, necisin, neler yaptın? Bir küçük bir bizi tanıtsana kendini. Ben şöyle tanıtayım. Ben 2011 yılında sanala başladım. 2014 ile birlikte Tabbo Hotel ile birlikte aranıza geldim yani bu kadar. Tamam. Sizlerle tanışma olayım tabbo ile oldu yani. Ee, sıradaki soruya geçiyorum o zaman. Madem bu kadar kısa tuttun tanışma şeyini. Direkt sorularımıza Hı. geçelim. Yani Tabii. söylentilere göre gerçek yaşının gerçek yaşını sakladığı söyleniyor. Yani sen diyorlar ki bir yasa gerçek yaşını <laughs> saklıyor. Hani yaşı çok büyük olduğu için mi? Yaşı küçük olduğu için mi? Bilinmez ama yaşını saklıyor diyorlar. Ya şunu şöyle açıklayayım sana kısaca. Şimdi gerçek ben değilim. Hmm. Bu yüzden Vred yaşını zamanda başka söylediği için ben de öyle devam ettirmek zorunda kaldım. Anladım. Gerçek yaşım 22. 22 2014 yaşımız. yılında Vred hesabını ben birisinden almıştım 2014 yılında. Onun ismiyle ve yeşile devam ettim. Gerçek adımda Can değil. Peki bize bir gerçek ismini şey yapar mısın? <laughs> Söyler misin? Gerçek eğer şey özel fazla tutmuyorsan fazla ya, sıkıntı değil ya ben gel itiraf ederim yani gerçek adımda Yusuf gerçek adın Yusuf teşekkür ediyoruz <laughs> bu dürüstlüğünden dolayı sıradaki ne sorumuza demek? geçelim o zaman Taboda ne gibi başarılar sağladın yani sen sana göre veya e, topluluğa göre bu Taboyu yükselten şey ne başarılarında bize bir şey açıklamak ister boy... Yükseltme aile yani gerçekten tabloda bir aile, or aile ortamı vardı. Nasıl desem. Birbirini bırakmayan sıkı bir sıcak ortam vardı. Bu yüzden tablo senelerce gerçekten ayakta kaldı. Yıkılmasına sebep olan da bu Enrico. Onun yüzünden bazı olaylar oldu ve kapanmak zorunda kaldı. O olayları bir küçükten bize çıtırdatabilir misin? Yani çok mahrem şeyler değilse. Hmm. Yok değil tabi de. Biz Tabbo'yu yükseltmeye çalıştıkça o para kazanma olayına döndü. Hmm. Kazandıkça kazandıkça EJN'e gözü döndü adamın. Ve bizi bir gecede yani kardodan hepimizi attı. Ve oteli kapattı. Şimdi sıradaki sorumuz biraz seni derinden yaralayacak. Aslında yaralamayacak. Seni böyle bir mazilere götürecek bir soru. Tabbo ismine neden bu kadar bağlı olduğunu bir sorabilir miyiz? Yani seni bu <laughs> şeye eee bu kadar böylesine hani sevgiliymişçesine bağlatan şey ne tablo ismini? Ya ben şöyle diyeyim ben bu sanala Habbo'da başladım tamam mı? 2011 yılında kom olarak yabancı serverde oynuyordum. Reklamını gördüm böyle Tabbo Mabbo 2014 civarlarına Girdim bedava kredi falan vardı. İlk oynadım redde doydu ve son oydu yani. İlk personel olduğum, arkadaş edindiğim her şey yani. Ben de devam etmek istedim. Başka otele girince sıkılıyordum. Personel bak mesela Leyette personel oldum. Ronaldo oldum ama Tabbo'da o olduğum kadar keyif almadım yani. Anladım. Anladım. O zaman sıradaki soruya geçiyorum. Ee, Tabi. Neyse tamam. Şu anda tanıdığın veya e, bugüne kadar tanıdığın yöneticilerden, teknisyenlerden sıra sıra gidelim. En sevdiğin veya işini gerçekten hakkıyla yaptığını düşündüğün birisi yani kimler mesela örnek veriyorum baştan bir teknisyenden başlayalım. Gerçekten kaliteli bir teknisyen yani ben bugüne kadar şu herifin e, daha ötesinde birisini tanımadım şeklinde. Var mı? Ya şimdi evet var söylesem şu an torpil falan diyecekler biliyorum Önem ama. Önemli değil söyle. Ben gerçekten Nurullah'ın üstünde bir adam tanımadım yani. Teknisyen olarak. İlk olarak Nurullah'ı yazarım evet. Yani Nickname'ini de söyle ki tam şey olsun. Hedişat. 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 Bilmiyorum Öyle başka diyelim. Nurullah adında teknisyen var mı ama karışıklık olmaması için nickname ile beraber söyledim. İlk sırada o geliyor. İkinci olarak söyleyeceğim kişi de S63 ve Jamar Doğukan. Anladım. Peki yönetici? Yani yönetici olarak da iki kişiyi söyleyebilirim. Daha tabi var da uzatmak istemiyorum. Tabi tabii. Aklıma ilk gelen iki kişiyi söylüyorum Arda Security ve Taner Arenius. Peki Üksünün en sevmediğin yöneticiyle... teknisyen? Yani gerçekten teknisyenin T'si dedi yani T'si ile alakası olmadığını dediğin herif. Nefret ediyor. Ee, Murko denen bir herif vardı. O onun teksiyenliği yani hiç beğenmiyorum. Neyden dolayı tam olarak beğenmiyorsun? Yani sadece vaatler mi veriyor? Böyle örnek veriyor. Vaatler veriyor. Bir şey yapıyorum diyor ama yapmıyor. Yaptı gibi gösteriyor ve insanlara sallamayı sevdiği için ben o herifi sevmiyorum. Anladım. Yani distrekten başka bir şey yaptığı yok diyorsun. Ona evet öyle. Evet. Anladım. Yönetici de peki sevmediğini, hani şu ikisini de sev sevmediğini öğrenelim. Sıradaki soruya geçelim sonra. Yönetici ben de... o kişi o kişiye yönetici demek istemiyorum. Lidde elçi olan bir adamı ben aldım, yükselttim tabloda. Yükselttim. Ahmet, biliyorsun Lidde'nin kuruyucu Ahmet vardı. Evet, evet, O beni uyarmasına rağmen ben o adamı aldım, yükselttim ve o adam bana ihanet etti. Hı hı. Yönetici, en sevmediğim yönetici dersem de Amsterdam. Amsterdam, en sevmediğin yönetici. Anladım. Evet. O şu an burada ise benim sayemde Tabo sayesinde ve Arenoiz sayesinde. Taner'e dua etsin yani. O bayağı bir sert girdin gibi. Onun Peki. yükselişi Tabo sayesinde oldu. Bu kadar. Anladım. Peki o zaman sıradaki soruya geçelim. Evet. Askere gideceksin. Hani biliyorum. Askere <laughs> evet. gideceksin. Ve askere gittikten sonra bırakmayı düşünüyor musun? Veya hani dersin ki ben bırakacağım ama sadece sohbet için burada olacağım. Ya da farklı bir şeyin var mı düşünce? Hayır. Asla bırakmayacağım. Hani askerden geldikten sonra evlenir miyim çocuğum mu olur bilmiyorum ama onları bile devam ettireceğim yani asla bu <laughs> tab okay boyu tab boy, boyu bırakmayacağım. Bunu söyleyebilirim. Gerçekten, Benim için online'in bir önemi yok. Gerçekten azmine bayıldım. Yani can senin kadar fantastik <laughs> bir adam tanımadım ben. Gerçekten Teşekkür çok ederim. fantastik bir adamsın. Seviyorum seni. Çok sağ ol. Ee... Retro'da kafasını kırmak istediğim bak çok açık bir şekilde söylüyorum ya. Senin, tamam hemen söyleyeceğim se bir, dakika, bir dakika bir dakika. Bana. bir dakika çok özür diliyorum. Buyur. soruyu tamamlayayım yani. Retro'da kafasını kırmak istediğin ya lanet girsin be. Büyü yapılsın da gitsin şuradan dediğin. Hani şu otelden çıkartma büyüsü yapılsın da gitsin dediğin birisi var mı kardeşim? Bize şöyle bir söyle de bir gönlümüz gönlümüz açılsın ya dürüstlüğünden. Söyleyeyim. Birincisi Mırko. İki Amsterdam. Üç de o... Enrico Diesel. Bu üçünün Anladım Şimdi bu sıradaki soru Biraz evet. Biraz mahrem bir soru hemen geçiyorum tamam. Sosyal medyada yayınladığın Cinsel içerikli evet. bir video vardı zamanında <laughs> evet. O sana ait olduğu söylendi dedi ki bazen de e, işte ona ait değil birisinin Videosunu almış vesaire vesaire ee, Bu konu hakkında ne söylemek istiyorsun Ben bu konu hakkında cevap vermek istemiyorum ama şuna cevap vermek istiyorum Hı ona ait değil diyen kişilere istediği zaman görüntü açabilirim. Anladım. Yani dolaylı olarak da cevabı vermiş oldum. Yani. Gibi. Teşekkür ediyoruz evet. bu fantastik İyiyim. cevabın için, fantastik kişiliğinde fantastik cevabın. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Dappo Projesi'nde çıkıp bir ara Elite otel'e geçtiğin zamanlar olmuş. Güzel evet. kardeşim benim. Evet. TAPO'dan çıkma sebebin o daha temin ki bahsettiğin şey miydi yani o herifin tanı şu an ismi aklıma gelmedi. Para sevdası mıydı? E, hayır o zaman Endrico yoktu. Hmm. TAPO'dan çıktığım zaman. O zaman tam olarak Geç... sebebi ne? Geçen seneydi e, Ahmet beni davet etmişti teknisyen olarak. Ben CMS'den az çok anlıyorum yani çok ustası değilim ama. CMS'e ettiği için beni çağırmıştı. Gittim. Ama... 12 saatlik bir işte çalıştığım için gece gündüz ilgilenemedim. Sorry. Bunu da Ahmet'e söyledim yani. Hı hı. Ayrıldım. Anladım. Kendi isteğimle ayrıldım daha sonra. Teşekkür ediyorum cevabın için ve sonuncu sorumuza geçiyoruz. Gerçekten şu ana kadar vakit ayırdığın için teşekkür ederiz. Sana. Tabii. Red gidişatı hakkında ne düşünüyorsun? Bildiğin gibi 2020 Ocak ayından itibaren retrolara destek veren bir topluluk kitlesiyiz. Şu, ne düşünüyorsun şu... aklımızda? Şunu söyleyebilirim gerçekten tüm samimiyetim ile söylüyorum. Eğer Red Roll'un o gün kurulmamış olsaydı şu anda birçok sanal topluluk dağılmıştı. Red bırakan herkes Discord'da dahi göremezdik yani. Ha diyorsun, Eğer az da olsa bir çevre varsa ortam varsa o da Red Roll'un sayesindedir. Diyorsun ki biz bir e, adeta zincir görevi gördük. Evet bir aile ortamı oluşturmaya yardım ettiniz. Ailenin kopmasına izin vermediniz yani. Çok teşekkür ediyorum. Bak gerçekten dürüst cevapların, samimi cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.